7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Afiyet olsun. Aynen. Görüyor musun anne ya? Aramıyor işte. Hay arayıp özür dilemek bu kadar mı zor? E kızım çocuk şirketten birilerini aratmış ya daha ne yapsın? Ya ayrıca sen niye kartına sahip çıkmıyorsun? İlk günden batıracaksın çocuğun şirketini. Sağ ol anne ha. Gerçekten sağ ol. Çok moral verdin. Ay annem yufkacıya sipariş vermiştim. Onu getirmiştir. Al da dükkana koyver hadi. İyi. Bu mudur? Bu mudur? Ozan? Merhaba. Selam. Esra ben biraz düşündüm. Bizzat gelmek de daha doğru geldi. Biz sana haksızlık ettik, kusura bak. Bu kadar mı? Herkesin içinde rezil ettin beni. Hırsız yaftası yapıştırdın bana. Kusura bakma deyip işin içinden sıyrılacak mısın böyle? Ya senin kartınla giriş yapılmış odaya. Sen de kendi ağzına söylemedin mi dün gece şirkete geldim? Ne düşünmemi bekliyordun ki? Esra böyle bir şey yapmaz demeni bekliyordum. Orada insanlar beni suçlasalar bile senin beni savunmanı, beni korumanı bekliyordum. Ama sen ne yaptın? Sen suçladın beni en başta. Tamam. Olan oldu. Kapına kadar da geldim. Ne istiyorsun da? Kusura bakma Esra'cığım. Eşeklik ettim diyebilirsin mesela. Ya sen kartına sahip çıkamadın diye benim bütün kullanıcılarımın verileri çalındı. Senin haberin var mı? Ayrıca arabamı ne yaptığını da gördüm. Aa ne oluyor ya? Sen buraya özür dilemeye gelmedin mi? Niye yine hazırı ben işitiyorum? Ha diledim ya işte. Olmaz. Daha yüksek sesle söyle. Ben duyamadım. Özür dilerim. Duyamadın. Özür dilerim. Tamam. Şansını daha fazla zorlama istersen. Yarın gel. Çalışmaya devam et. Sen şimdi şirkette görmeyince özledin beni galiba. Yok canım olur mu? Aksine çok güzeldi senden kurtulmak da işte vicdanım el vermedi. Sen dönecek misin onu söyle. Yani o kadar ısrar ediyorsun. Döneyim madem. Israr falan. Esra. Ozan. Hoş geldin yavrum. Yukarı çıksaydın bir çay ikram etseydik sana anne. Yok çok teşekkür ederim ben gideyim. Elif. Kızım şu Esra ile konuşan Ozan olamaz değil mi? Hani? Ya bir bak bakayım benim gözüm görmüyor. Değildir. Baksana. Ay vallahi o anne gelmiş. Esra ile konuşuyor. Anne! Oğluşum! Rehin mi aldılar seni? Onlar suç şebekesi suç. Anne yap. Anneciğim bir sakin. Sakin. Şuursuz. Zümrüt Hanım yalnız sözlerimize dikkat edelim. Esra aklandı sonuçta. Oğlum sen yine de dikkat et. Bak dikkat et onların biraz elleri uzun. Ne yapacakları belli olmaz. Anne. Zümrüt Hanım teyzeciğim. Ayıp oluyor ama. Oğlum seni kurtarmaya geliyorum. Çekil şuradan. Ne yapıyorsun? Oğlum eteğim dar yırtılır koşar. Ne yapıyorsun? Yavaş. Abi geliyor. Geliyor. Rezil. Kusura bakmayın. Ay ne demek oğlum? Oğluşum. Her zaman bildiğimiz Zümrüt Hanım işte. Oğluşum. Yavaş. Polis yok mu? Jandarma falan yetkili bilmeli. Anneciğim. Oğluşum. Tamam sakin dikkat yavaş. Şey, benim oğluşumdan uzattım. Hele sen sinsirek yap. Sinsirek ne be? Oğlum ben size yedirdim. Oğlum onlara dikkat et oğlum. Şeyin cüzdanını eğirme. Ay anne dur sen de sakın bulaşma. Ben ne bulaşacağım o şuursuza ya kalitemi düşüreceğim. Anne sen niye indin aşağı? Ya anahtarı unutmuşsun dükkanın. Niye gelmiş Ozan? Özür dilemeye gelmiş. Sen ne dedin affettin mi? Yani işte affet beni eşeklik ettim falan deyince yani kabul ettim ben de. Dönüyorsun o zaman şirkete ha? Döneceğim annem döneceğim.
ya, aferin ya. Gözüme girdi vallahi kerata. Benim de. Ha? İşe girdi, iki günde seni kapısına dikti. Görmüyorsun, büyük oyunu görmüyorsun. Anneciğim, o öyle bir şey değil. Tamam, bir otur, bir sakin ol. Kız iftiraya uğradı, biraz da ben sebep oldum buna. O yüzden geldim, özür diledim. Ne? Bir de özür mü diledin? Kızım ara şu Ceyda'yı. Ara çay may bir şey içsinler, benim bu işi bağlamam lazım. Anne, Şeyma değil mi kızın adı? Neyse. Ben bile öğrendim ya. Ama artık yeter saçmalama Allah aşkına. Ben istemiyorum kimseyi, ben iyiyim böyle. Tamam. Zaten Esra'yla da bir şey olacağı yok. Sen de endişe etme artık. Ya ne olur bir Eda'yla oturup bir çay içseniz. Çay ya, çay. Anne yordun ya. Elif, abicim siz nasıl dayanıyorsunuz buna? Vallahi bu aralar en büyük gündemi sensin. Bana pek bulaşmıyor. Günaydın Taner. Arkadaşlar günaydın. Günaydın Esra. Esra çok geçmiş olsun. Evet ya, olanları duyduk, inanılmaz üzüldük. Ya çok teşekkür ederim. Oldu bitti işte. Ben gene işimin başındayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ben hırsız damgası yesem bir daha bu şirketin kapısından girmezdim. Ama tabii gurur ağaçta yetişmiyor. Şirket ayağıma kadar gelip özür dileyince ben de kıramadım onları. İşte bizim şirketimiz böyle güzel, böyle özel bir şirkettir. Yeni kartın. Dikkat et de bir daha kaptırma. Ederim. Günaydın. Çınar, günaydın. Ya başıma neler geldi neler biliyor musun? Biliyorum. Bir dakika ya. Benim kartımı kaybettim bir tek sen biliyordun. Sen söyledin değil mi? Yani belki biraz yardımımı dokunmuş olabilir. E niye söylemiyorsun bana? Bildiğin hayatımı kurtarmışsın. Teşekkür ederim. Önemli. Ama böyle kuru kuru teşekkür olmaz. Bana böyle güzel bir yemek ısmarlaman lazım. Ismarlamaz mıyım? İstediğin yemeği ısmarlarım hem de. Anlaştık. Esra Hanım, Ozan Bey sizi görmek istiyor. İki dakika duramaz oldu bensiz. Tamam. Esra Hanım, buradan gideceğiz. Aa, Ozan Bey odasında değil mi? Hayır, sizi aşağıda bekliyor. Esra Hanım, buyurun. Musa Bey nereye? Ozan Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Öyle hiçbir şey olmamış gibi kurtulabileceğini düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Hadi bakalım Esra. Sünger burada, kova burada. İçinde su da var. Başla temizlemeye. Niye ben yıkıyorum ya? Verelim, o da yıkamaya yıkasın. Parası neyse ben veririm. Ama ben senin temizlemeni istiyorum Esra. İstemiyorsan şikayette de bulunabilirim. Tamam. Bana karakol yetti. Ben hallederim, tamam. Hadi bakalım. Yazacağın yarım kalmış. Ne yazacaktın? Şerefli istiyormuş. Sen çok yaşa yazacaktım. Ha, nereye sığdıracaktın o kadar şeyi? İşte şuraya bir yere sığdıracaktım. Tek bir nokta bile kalmayacak. Hadi, tek nokta. Kalmayacak, kalmayacak. Merak etme. Yeah. Az mı halı yıkamadım ben be? Araba yıkamaktan mı korkacağım? Ne olacak? Elime mi yakışır? Elimde hiçbir şey kalmamışken unuturum kendimi, biterim hepten. İşe güce koşmaca aldı beni benden. Sıkıldım artık, yarın da mı geleceğim?
Devam, devam. Hadi. Hadi. Nefes alsaydım ya. Tamam, bitir. Alırsın. Ne istiyorsan alırsın. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ezberlemiş o da papağan gibi. Hadi, hadi. Ben daha kaliteli boya alacaktım işte. Hiç geçmeyecekti. İşte. İyi niyetli. Ay, acaba param mı yetmemişti? Neyse. Hem de kaybedendi şimdi patron. Ben ise mecburen hala bir garson. Belli huzur yok bundan. Olmuyor bu Esra. Benim bakınca kendimi görmem lazım. Baktığında kendini görecektin ama dua et birileri geldi. Efendim, bir şey mi dedin? Yazdım dedim ben bunu aklıma. Yapacağım. Bitti. Bitti. Evet. İyi, fena değil. Hadi elindeymişken bütün arabayı temizle. Önünü arkası. Esra, çizme lan. Neyse ya. Zaten yıkatmaya vereceğim. Orada hallederler. Ne? İnanmıyorum sana Ozan ya. İnanmıyorum size Ozan Bey diyecektin ya. Unuttun mu? Ayrıca şu üstüne başına bir çeki düzen ver ya. Şu saça da bir hallet. Biz şirket olarak bunlara önem veriyoruz biliyorsun. Keşke şu yemeği ben kazansam. Hangi yemeği? Kızım, bilmiyor musun? Bu ayki etkinlik Siyore yemek oldu. Gerçekten mi? Ya, içimizden biri Siyore yemek yiyecek. İnşallah ben olurum. Göreceğiz. Ay Simoş'um, sonunda hayallerim gerçek oldu. Her şey romantik bir akşam yemeğiyle başladı yavrum diye anlatacağım ileride. Ya delisin ya. İnşallah. Kızlar, bir şey soracağım. Tuvalette bir yemekten bahsediyorlardı. Ne yemeği o? Ayın etkinliği taslım. En prestijli anlaşmayı bağlayan yarın akşam Ozan Bey'le yemek yiyecek. Ya! Ben nasıl katılabilirim? Ha, gözünü kapayıp uykuya dalarak. Çünkü ancak rüyanda görürsün. Nedenmiş o? Ben katılamıyor muyum? Hayır tatlım, tabii ki katılabilirsin. Ama yani ben boşuna uğraşma diye diyorum. Çünkü sonuçta bu savaşın kazananı belli. Onu göreceğiz. Ekibindeki stajyerlerin sorumluluğu da eğitimde sana ait. Kartlarını daha iyi korumaları gerektiği konusunda onları uyarmalıydın. Uyardım, anlattım. Demek ki yeteri kadar iyi uyarmamışsın Feraye. Tamam. Haklısınız. Ben gerekli uyarıyı yapacağım iki stajyere de. Vallahi orası sana kalmış. Çünkü ben sana ikinci bir uyarıyı yapmayacağım. Tamam Çağla Hanım. Ben halledeceğim. Siz merak etmeyin. Stajyer yüzünden azar yedim ya. Kıza bak, geldiği gibi şimdi ne diyecek beni? Gözlü o. Esra. Buyurun Feraye Hanım. Sana bir fırsat vermeye karar verdim Esra. Bir restoran var uygulamaya dahil etmek istediğimiz, çok prestijli bir yer. Ama henüz başaramadık. Bence sen başarabilirsin. Yani sonuçta pazarlama konusunda son derece deneyimlisin. Tabii tabii, bana güvenebilirsiniz Feraye Hanım. Hangi restoran bu? Nevan Restoran.
Ne var, restoran mı? Şu lüks olan, oteli olan. Evet. Ya Feraye Hanım, orası sosyetiklere hitap etmiyor mu? Ben yani zannetmiyorum bizim uygulamamıza katılacaklarını. Esra'cığım, bizim işimiz Olmaz'ı oldurmak. Ben sana güveniyorum. Hem bak, böyle prestijli bir anlaşma yapmak seni öne çıkaracaktır. Böylece yemeği de ben kazanabilirim. Yani tabii ki, bana güveniyorsanız ben de bu güveni boşa çıkarmayacağım. Konum mu? Nasıl yapalım? Hı-hı. Ben sana konum göndereceğim. Tamam. Böyle önemli bir görevin nasıl stajyeri verir anlamış değilim yani. Çok basit. Feraye taktı kafayı bu kıza, tamam mı? Bu Neva restoran görevini ona veriyor ki başarısız olsun. Başarısız olsun ki şirketten göndersin. Geçmiş olsun. Şey Feraye Hanım, ben istiyorum görevi. Neva restorana ben gideyim yani. Hayır, ben gideceğim o yemeğe. Aman restorana. Benim hakkım o. Bana verdiniz görevi. Esra, bana güvenir misin? Ben gideyim, ben. Hayır, ben gideyim. Ben. Olmaz Çınar'cığım, ben sana başka bir iş veririm ama çalışma azmine hayran kaldım. İş sende. Teşekkürler. Esra, bana neden güvenmiyorsun? Ya bak, nasıl yapalım biliyor musun? Neman restoranına beraber gidelim. Hı. Eğer anlaşmayı yaparsak puanı sen al. Yapamazsak suçu ben üstleneyim. Ha? Allah Allah, sen bir anda iyilik meleği mi oldun? Ne oluyor böyle? Ne istiyorsun? Hiçbir şey, hiç. Öyle. İyi tamam, sen de gel benimle. Hadi. Hadi gidelim. Ay! Reyhan sen şuraya geç. Oldu? Dikkat et, gözüne kestirdi seni. Ne oldu abla? Hırsızlar mesken bellemiş bu kaldırım. Allah muhafaza, çantan falan çalınır. Abla çok ayıp. Ay ne ayıp yani, ne hırsıza hırsıza denmiyor da lokantacı mı deniyor artık bilmiyorum. Zümrüt, hiç boş yere çamur atmaya kalkma benim kızımın. Alnı ak ak. Senin oğlun geldi de benim kızımın ayaklarına kapandı. Özürler diledi. Sen daha ne konuşuyorsun kadın? Ya sana ne oluyor? Yarası olan gocunur. Bak kardeşim. Bak bak. Benim yaram maram yok. 40 yıldır ben bu mahallenin markasıyım. Markası. Ya sevmiyorum. Bu basit ucuz hareketleri sevmiyorum. Sen bana basit bir yalçın. Ben yalçın, nerede kaldın? Hiçbir şey yetiştiremiyorum ya. Bu ne? Niye boş? Bu nerede? Ya sus Melek, sen sus. Millete laf yetiştirmekten alışveriş mi yapabildim? Bana bak, bu Zümrüt cadısı var ya, mahalledeki herkese Esra'nın hırsız olduğunu söylemiş. Benim dilimde mam kurudu, içeri geçiyorum. İtibar suikastı Zümrüt ha? Tamam. Görüşürüz. Aa Neriman. Ben sana ne söylemeyi unuttum. Ne? Ozan dün bizim eve geldi. Aa. Esra'dan özür dilemeyi. E tabii yavrum benim. Esra vakur kız, gururlu, onurlu kız. Anasının kızı. Bir özürler, bir özürler. Bir ben ettim, bir sen etmeler. Acıdı Esra. Kabul etti özürünü. İşe dönecek geri. Zümrüt hiç öyle demiyor ama. Esra hırsız, Esra arsız diyor da başka bir şey demiyor. Ya Neriman, sen Zümrüt'ün lafına ne bakıyorsun? Yalan, onun ağzına yuva yapmış. Ben onun lafına bakacak olsam bu dükkandan içeri adım atmamam gerekir ayol. O ne demek kız? Ne diyorsa? Sağda solda Zümrüt diyormuş ki Neriman saç boyalarının içine çamaşır suyu koyuyor diyormuş. İftira! Ne demiş, ne demiş? At demiş. Ne atı ya? Ya artık beygir kısrak morasını bilmiyorum da senden işi kıymalarını at eti karıştırıyor demiş. Yok deve. Bununla kalsa iyi. Ay bir fön çektirmeye gittim demiş. Kafamın derisi 3. dereceden yanık oldu demiş. Şey, aa. Gürdal'ın domatesleri hep boyalı diyormuş. Boyalı derken? Komşum Muhlis abi var ya, senin yüzünden arpa yemeye başlamış. Her şeyi hormonlu diyormuş. Bir haftanın 3 günü buraya geliyor o zaman. Gelmeyiversin. O da öyle söylüyor. Zaten Neriman'ın dükkanına gitmeyeceğim artık demiş. Sen takılma bunlara ama arkadaşın olarak bunları sana söylemek benim görevim. Neriman, benim dükkanda çok işim var. Alışveriş de yapacağım. Sürdüm sürüştürdüm arkadaşım ama hakkını helal et. Kolay gelsin. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. İyi günler Mefkür ablacığım, uğrayacağım sana. Zümrüt ne sanıyor kendini? O bir daha asla bu dükkana giremez. Görür o. Geldiği yere geri dön. Merhaba, hoş geldiniz. Ha, merhaba, kolay gelsin. Bizim Osman Bey'le randevumuz vardı ama. Yukarıda kendisi, buyurun eşlik edeyim. Şöyle buyurun, terastalar. Teşekkürler. Rica ederim.
Çınar bir şey diyeceğim, çok güzel değil mi burası? Şu manzaraya bak. Yani bilmem, güzel, normal bir yer yani. Güzel normal birisi. Normal mi? Sen de yani üç öğün burada yemek yiyor gibisin ha. Değil mi sanki? Başka bir şey yok. Osman Bey merhabalar. Evet. Biz Millennium Soft'tan geliyoruz. Hani telefonda konuşmuştuk ya. Heh, geçin şöyle karşıma oturun bakalım. Yalnız bakın pek zamanım yok. Hemen başlayalım. Seni dinliyorum. Tamam, hiç sorun değil. Osman Bey, eğer restoranınız uygulamamıza katılırsa birçok kullanıcı sizi tanıma fırsatı bulacaktır. Aynı zamanda... Biz niye böyle bir şey isteyelim ki? Buraya seçkin bir müşteri kitlesi gelir. Ve buraya gelebilen az sayıda kişilerden olmaktan mutluluk duyarlar. Evet, haklısınız. Popülerlik buranın kıymetini azaltabilir. Biz gidelim en iyisi. Çınar. Otursana Çınar. Osman Bey, bakın bu kafa yapısı çok eskide kaldı, çok geçmişte kaldı. Böyle bir seçkinci düşünce yapısına sahip değil artık hiç kimse. Özellikle de yeni nesil. Yani bizim uygulamamız sayesinde onlara ulaşabilirsiniz. Bu sizin için çok iyi bir fırsat, tabii bizim için de. Yani ayrıca müşteriler sadece burada olmak için gelmiyorlar ki. Sizin mutfağınızın lezzetlerini tatmak için geliyorlar, değil mi? Öyle mi? Hangi lezzetler mesela? Söyle bakalım, en sevdiğin yemeğimiz hangisi? Hepsi. Yani mesela birini seçecek olsan hangisini seçersin? Sizin ustanızın, aşçı başınızın çok özel bir spesiyeli var. Böyle tabakta maydanozlar ve patateslerle süslenmiş. En güzel yemeğiniz asma yaprağına kalamar dolma. Gerçi o da çok meşhur bir Fransız restoranının tarifinden aldı değil mi? Çok da orijinal bir tarafı yok sanki. Bu kadar havaya girmenize gerek yok. Biliyoruz burayı. Uygulamaya da ister katılırsınız, ister katılmazsınız. Bakalım. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Kimsenin mutfağından bir şey çaldığımız yok bizim. Bana baksana sen. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Mahvettin her şeyi. Ya Esra, ne yapsaydın? Adamın seninle nasıl konuştuğunu görmedim. Bıraksaydın da aşağılamaya devam etseydin. Çınar, senin beni korumana ihtiyacım yok ki. Ben başımın çaresine bakabilirim. Bak Esra, benim yanındayken kimse seninle böyle konuşamaz. Hem niye bu kadar önemsiyorsun ki? Senin şirketin mi? Bir tane restoranda olmayı versin uygulamada. Ya belli ki her şey senin ayağına hazır gelmiş. Yurt dışında okullar, Fransa'da eğitimler. Ama benim için öyle olmadı. Ben hayatta ne elde ettiysem tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Bu işi çok istediğimi biliyordun. Benim için çok önemliydi. Tutturdun seninle geleceğim diye, sonra da mahvettin her şeyi. Esra, tamam. Bak ben söyleyeceğim işin benim yüzümden olmadığını. Benim umurumda değil, okey? Onu fark ettim zaten ama ben öyle biri değilim. Seni satmayacağım. Çok teşekkür ederim işime ortak olup sonra sabote ettiğin için her şeyi. Yarın akşamki yemek için hazır mısın? Hayır. Değilim Kala, ne olur iptal edelim şunu. Hiç bana göre değil. Yani bana sormadan benimle ilgili etkinlik düzenlemek de ne demekmiş ya? Ne yapayım Ozan Bey, çok popülersiniz. Şirket çalışanları böyle bir şey sunmuşlar. En çok o oyalanınca da bir şey yapamadık. Tamam da iptal edemez miyiz şunu? Gerçekten hiç bana göre değil. Hayır, çok geç. Şirketteki bütün kızlar çalışmalara başlamışlar bile. Ne diyorsun ya? Acaba ben de mi yarışmaya katılsam diyorum. Çünkü başka türlü beni yemeğe çıkartacağın yok. Niye ya? İyiyiz ya. İşte yiyoruz. Böyle ayaküstü iş arasında yediğimiz yemekten bahsetmiyorum Ozan. Tamam da ne fark eder Çağla? Yani zaten böyle lokantaya git gel, bir sürü zaman kaybı, ne güzel yiyoruz ya işte böyle. Ha bu arada şu dosyalara bakamadım ben. Zamanım olmadı. Beraber bakar mıyız? Hı, bakarız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok doğru bir karar verdiniz. Uygulamamıza tekrar hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar! Pastaneyle anlaştım. Yani ben size söylemiştim. Bu yemeğe ben gideceğim demiştim. Ya tebrik ederim seni ya. Helal olsun be. Simin, hadi kalk yürü. Üstüme başıma bir şeyler almamız lazım. Hemen. Hadi, hadi gidin. Hadi tebrik ederim. Esra, ben çıkıyorum. Geliyor musun?
Gelmeyeceğim ben. Biraz daha çalışacağım. Sen çık. Tamam. Kolay gelsin. Osman Bey merhaba. Ben Esra Erten. Sabah toplantı yapmıştık hani. Biraz tatsız geçti ama isterseniz ben bir kez daha geleyim, görüşeyim, size uygulamamızdan bahsedeyim. Ne dersiniz? Müsait misiniz acaba? Ha? Alo? Telefonu suratıma kapatmış. Reyhan, bugün hava çok güzel. Tam para harcamalık. Biraz gidelim, para harcayalım da fakirin fukaranın yüzünü güldürelim. Ya abla, o ne biçim laf öyle? Hem ben çok yoruldum. Hadi gel evimize gidelim Allah aşkına. Hayır, harcanacak para cepte durmaz. İlkelerimi öğren artık. Ay abla. Gel, gel. Dalından bunlar, organik bunlar. Gel. Gel, gel. Sen de gel. Merhaba. Gel işler. Paşam, bana şuradan 3-5 kilo elma tartı ver. Abla, bu elmalar sana gelmez abla. Biz kimiz ki ağzınıza layık elma olsun bizde? Garibanız ya, hormonluyuz ya. Ne diyor ayol, hormonlu? Ne bileyim abla, anlamadım ki. Elmayı kötü diyor zaten. Herhalde. İyi tamam, şey ver. Domates yok evde. Domates alalım, 3 kilo domates. Yok, kalmadı. Bitti. Ne demek bitti? Kör müyüm ben? Görüyorum işte. İki kasa domates duruyor. Parasıyla değil mi? Ver. Aa, iyice deli bu hayvan. Tövbe yarabbim. Satmıyorum. Ne olacak? Herkese var, size yok. Kapatıyoruz. Gene beklemeyiz. Pirzola falan alacağım. Kontrfile falan. Ama çok et yememiz lazım. Çok protein olmaz. Yiyeceğiz. Çok olmaz. Ay. Kapalıyız, kapalı. Ay nasıl kapalı? Açıksınız kardeşim. Kapattım. Alacağım. Pahalı şeyler, antrikot falan alacağım. Kontrfile alacağım. Açsana. Ya açsana. Ya. Ya ne oluyor ya? Abla Allah aşkına bak, içim daraldı benim. Hadi evimize gidelim lütfen. Hayır Reyhan, o para bugün harcanacak. Ay saçım bozuldu, gel bari kuaföre gidelim de bir törmür. Olmaz. Merhabalar. Hayır. Kolay gelsin. Neriman ben. Ne vardı? Ne? Ne oldu sana ya? Sen de mi Neriman? Ya ne oldunuz size? Bugün hepiniz bir tuhafsınız. Havadan gaz mı verdiler size? Ne yaptılar? Biziz tuhaf. Aa, duydunuz mu ayol? Bizmişiz tuhaf. Hele hele. Beğenmiyorsan başka mahalleye. Hadi. Gel gel. Gel. Hadi abla, gidelim gidelim. Belli ki bir işler dönüyor burada. Hadi hayırlı işler. Hiçbir yere gitmiyorum efendim. Müşteriyim ben. Param var. Saçıma fön çektireceğim. Çekmiyorum sana fön. Çekmiyorum. Hadi gel de çektir fönünü. Hadi anam hadi. Hadi hadi başka kapıyı hadi. Tamam. Yürü kız. Yürü. Gel gel. Hadi yürü hadi. Başka kapıyı hadi gel. Deli mi ne bunlar ya? Ay mahallece kafayı yemişler. Ay bunlar benden. İtibar suikastı öyle olmaz. Böyle olur Zümrüt Hanımcığım. Ne yaptım yani? Belli ki bütün bu fakirler beni kıskanıyor. Ya taşınmakla ben iyi mi ettim, kötü mü ettim bilemedim. Tamam abla, gel ben sana bir ıhlamur kaynatayım. Kendine gelirsin, gel gel. Yani uygulamamızı size bir daha anlatmamı ister misiniz? Aslında gerçekten size çok faydalı olacak. Bizim için de çok önemli bir restoransınız. Emin misiniz? Eğer tekrar dönmek isterseniz veya olumlu düşünürseniz bu benim numaram Esra Erten. Beni arayabilirsiniz. Hayret. Herkes çıkmış, sen ne yapıyorsun burada? İşim var, çalışıyorum. Ne işiymiş bu? Nevan restoranı uygulamamıza katmaya çalışıyorum. Ve başka restoranları da. O iş senin boyun aşar Esra. Hiç uğraşma boşuna. Orası hiç belli olmaz yalnız. Eğer bu anlaşmayı sağlarsam o yemeğe benimle çıkacaksın. Hatırlatırım Sayın CEO. Öyle bir şey olmayacak stajyer. Hiç boşuna ümitlenme çünkü o anlaşmayı yapmanın imkan yok. Zaten yüzünden de belli iyi gitmedi. Buradaki ömrün kısa Esra, demiştim sana. Hadi çalış sen, çalış. Çalışıyorum zaten.
Çağla Hanım, kusura bakmayın, ben de öyle paldır küldüm. Gelsene Esra. Ben öyle biraz hava almak istedim. Yani buraya buldum, öyle geldim. Normalde sadece ben ve Ozan kullanıyoruz burayı ama... madem geldim, biraz muhabbet edelim. Nasıl? Alışabildin mi yeni işine? Gerçi senin son günlerin epey bir aksiyonlu geçti ama. Alışayım ben aksiyonlara. Benim hayatım hep bir zorluk, hep bir mücadele. Ya bu arada kusura bakma, biz olayı iyice araştırmadan, altyapısını bilmeden seni suçladık veri olaylarıyla ilgili. Özür dileriz tekrar. Yani önemli değil. Hırsız olmadığım ortaya çıktı sonuçta. Tabii. Sizin için de zor bir gündü sanırım. Özel bir mesele mi yoksa işte... Çağla Hanım, kusura bakmayın yani, hadsizlik ettiysem. Önemli değil. Yani bir şeyler istediğim gibi gitmiyor diyelim. Çabalıyorum çabalıyorum ama çabam bile görünmüyor. Yani iyi bilirim o duyguyu. Sen ne yaparsın böyle durumlarda? Ben pes etmemekten yanayım. Ya kim için, ne için çabalıyorsam üstüne giderim. Sonuçta bir kere geliyoruz hayata. Sonra keşke yapsaydım demektense harekete geçmek daha iyi. Keşke dediğin kadar kolay olsa. En kötü ne olabilir ki? En fazla istediğim şey olmaz. Ama en azından denedim derim kendime. Yani belirsizlik hepsinden kötü. Sağ olasın. Orası hiç belli olmaz yalnız. Eğer bu anlaşmayı sağlarsan o yemeğe benimle çıkacaksın. Yapar mı gerçekten? Ha? Kazanır mı bu yemeği? Yok ya. Yapamaz, hayatta bağlayamaz o restoranı. Efendim. Ben pes etmemekten yanayım. Sonuçta bir kere geliyoruz hayata. Sonra keşke yapsaydım demektense harekete geçmek daha iyi. Ne zaman yakalanmış? Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim komiserim. Çok teşekkür ederim. Çağla, sonunda yakaladılar hırsızı. Gerçekten mi? Peki veriler? Güvende. Süper. Ben de seni kulenden kurtarmaya gelmiştim. Hep prensler mi prensesleri kulelerinden kurtaracak? Öyle bir kanun mu var? Beni kurtarılacak biri olarak mı görüyorsunuz Çağla Hanım? Evet. O zaman hadi gel dışarıya çıkalım, bir yemek yiyelim. Hem bak ne güzel kutlayacak bir konumuz var. Vallahi harika bir teklif ama... patron bugün biraz yorgun. Zaten birazcık uzanacağım, sonra da çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bakmam gereken bir sürü rapor var. Ozan, sen hep böyle bir adam mıydın? Nasıl bir adam mıydın? Gözü iş dışında başka hiçbir şey görmeyen. Ya kendine kurduğun dünyanın dışında gerçek çok güzel bir dünya var, farkında mısın? Biliyorum ama ben almayayım. Sağ ol. Ozan, ben görüyorum, hissediyorum. Hiç anlatmıyorsun ama yani bu halin, bu tavırların eski evliliğin yüzünden mi? Anlatmazsan içindeki yangın diner sanıyorsun. O yüzden bahsetmiyorsun hiç eski eşinden. Bahsetmiyorum çünkü... bahsetmeye değecek bir konu değil Çağla. Herkes de eski eşin gibi değil Ozan. Ya zaten biraz etrafına baksana, güvenebileceğin bir sürü insan var, göreceksin. Belki de çok yakınındadır. Haklısın. Biraz daha zamana ihtiyacım var.
Belki de o zaman çoktan gelmiştim. Ama sen farkına değilsindir. Kolay gelsin. Mahalledeki bütün kapılardan bir bir kovulurken Zümrüt Çatısı'nın suratını görecektiniz valla. Allah al morum mor, renkten renge girdi. Valla helal olsun Benekşen Manolyam ya. Spartaküs gibi kadınsın. Ya sen nasıl da alt ettin o görgüsüz cadıyı? O olsun ona. Görsün gününü bakalım. Ha. Benim kızıma hırsız demek ne demekmiş. Aman anne boş ver. Uğraşmışız Zümrüt Çatısı'yla. Ben sonuçta aklandım mı aklanmadım mı? Hırsız değilim. Önemli olan bu. Uğraşma boş ver. Niye canım? Bir iki güne kalmaz. Pılısını pırtısını toplar defolur gider mahalleden. Anneciğim ne gitmesi ya? Ya sen beni niye evlatlarımdan ayırmak istiyorsun anne? Aşk olsun. Ne saçmalıyorsun be? Evladın mı var senin? Anneciğim Elif'le gelecektik çocuklarından bahsediyorum ya. Düşünsene böyle küçük küçük ekolar, Elif'ler. Çok tatlı değil mi? Sen de babaanne oluyorsun işte. La saçma sapan konuşma. Kırarım ağzın burnuna. Anneciğim ben Elif'siz bir eşim. Şunu artık anlayın ne olur ya. Oğlum senin hafızan zayıftır. İki güne unutursun sen. Unutamam anne. Unutamam. Şey yapsana anne. Mahalleliye ikna etsene. Heh, ben uydurdum de. Üzümü affetsinler ne olur ki. Bak Eko, bu lafların benden çıktığını gidip o Zümrüt Cadısı'na ispiyonlarsam yemin ederim o yılan dikip koparabilirim. Hayır, hayır seni. Anneciğim hiç Allah Allah lütfen ya aşk olsun öyle şey olur mu ya lütfen. Yani bir ailede nedir? Güven esastır lütfen. Ben yani el kızı için annemi harcayacağım. Allah aşkına hiç olacak iş mi ya lütfen. Efendim benim öz annem, kendi annem ama işte ailenizi seçemiyorsunuz. Annem çok, çok fazla kindar bir insandır. Ama ben Allah'tan babama çektim. Ha demek bütün olayın faili Menekşe. Evet. Ay bak abla ben sana ne dedim? Bu işin kokusu çıkar demedim mi? Bak çıktı işte al. Demek o yüzden mahalleli esnaf bana posta koyuyordu. Evet evet efendim çünkü annem organize çalışmayı sever. E anneciğim sen Esra hakkında hırsız diye orada burada yalan yanlış konuşursan onlar da senin hakkında konuşurlar. Yani. Normal yani. Kızım o fragmandı. Asıl film şimdi başlıyor. Zümrüt anneciğim, şey yapın bence yani size taş atana siz çiçek atın, gül atın ki iki aile arasındaki soğuk savaş artık bitsin. Sevenler kavuşsun. Yok, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olamaz. Zümrüt Korfalı'yı karşısına almanın bedelini ödeyecek o Menekşe. Ya. Evet. Ay. Ama yani şöyle yapalım o zaman. En azından şimdi ben buraya gelerek hain evlat durumuna düştüm ya. En azından benim durumumu annemden gizlerseniz. Hayat mebat meselesi çünkü. Tamam onu şey yaparız. Harikasınız gerçekten. Şiir gibi bir insan. Şiir gibi bir aile. Şiir gibi bir kahve. Bu da sevimsiz. Ne? Ozan Bey'le yemeğe gittiğim zaman ona böyle küçük bir hediye mi alsam? Akılda kalıcı olmak istiyorum. Ya kanki sen zaten yeterince akılda kalıcısın. Saçmalama. Günaydın. 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 Sensin günaydın. Ya Çınar bari birazcık mahcup taklidi yap ama. Dün anlaşmayı sabote eden birine göre fazla keyiflisin. Dur bakalım ya. Gün uzun. Yeni başladı. Belki işler değişir. Vallahi Allah kimseye sendeki bu rahatlığı vermesin. Bak gerçekten. Osman Bey arıyor. Nevan Restoran'ın müdürü. Açmayacak mısın? Açacağım. Alo. Buyurun Osman Bey. Evet. Ne? Gerçekten mi? Çok 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 teşekkür ederim. Tamam tabii ki. Tabii ki siz hiç şey yapmayın. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Ya! Kesin aldı işi. Aldım. Aldım Çınar. Aa bir dakika. Ben bu işi nasıl aldım? Hani dün adam çünkü telefon suratıma kapatmıştı da. Ne oldu ki birdenbire? Bilmiyorum ya. Anlamadım ben de birden. Ne oldu? Bence eve gitti. Benim dediklerimi düşündü. Yani etkilendi. Biraz yani ağzımı iyi laf yapar da. Ay ben dur. Ben gideyim de Feray Hanım'a haber vereyim. Ya.
Alo Mert. Kanka halletmişsin şimdi, çok sağ ol. Sana borçluyum. Ya aslında ilgilendiğim şey iş değil. Ama neyse, sonra anlatırım. Arayacağım seni. Arayınca ben de inanamadım yani. Ben kovulmaya çalışıyorum. Sen bana neler yaptırıyorsun ya? Son bir soru Ozan Bey. Akşamki yemekle ilgili olarak spesifik bir menü ya da yemek seçeneğiniz var mı? Bilmiyorum Pınar. Sen karar ver. Tamam, ben organize ediyorum. Belli oldu mu kadına? Yok, daha bildirmediler. Tamam. Tekrar tebrik ederiz Esra'cığım. Çok önemli bir iş başardın. Teşekkür ederim Feraye Hanım. Ama şunu eklemek isterim ki ben oraya tek başıma gitmedim. Çınar'la beraber gittim. Ya öyle mi Çınar'cığım? Beraber gittiniz demek ki. Belki de Esra tek başına halledemeyecekti. Yok, hiç öyle bir durum yok. Zaten iş bana verilmemişti. Esra'nındı. Ben Esra ile gittim, hatta baltılıyordum işe az kalsın. Ama Esra inandı ve kazandı. Ya öyle bir de. Ne güzel. O zaman CEO'muzla yemeğe çıkacak isim belli oldu. Esra. Ya, tebrik ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam, hadi herkes işin başına arkadaşlar. Esra'cığım. Yapamazsın diyordun bir de Ozan Bey. Yemekle baş başa. Eski günlerimizi yad edelim bakalım. Hadi canım. Yok. Yok, yok. O kazanmış olamaz. Yok. Yabancılık çekmemek açısından insanın eski karısıyla yemeğe çıkması mükemmel yani. Yani sonuçta daha önce yemeğe çıktığım biri. Neyi sever, neyi sevmez biliyorsun. Olmaz. Olmaz mı Musa? Mümkün değil, iptal et. Mümkün değil ya. İptal et yemeği. Ozan yok de. Yok de. Hastalanmış de. Hatta yaralanmış de. Yaralanmış. Yani bu yemeği iptal edersen herkesin tepkisini toplarsın. Hatta şüphesini çekersin, benden sana söylemesin. Hemen terasa gel. Havadisleri aldın galiba. Sen nasıl böyle önemli bir anlaşmayı bağlayabiliyorsun ya? Ne yaptın, tehdit falan mı ettin adamları? Beklenir çünkü senden. Belki senin sandığın kadar yeteneksiz değilimdir ha Ozan. Dün sana söylemiştim bu işi başaracağımı ve başardım. Nereye gidiyoruz yemeğe? Ben seninle asla yemeğe falan çıkmam. Esra, bunu unut, unut. İyi söyle o zaman şirkettekilere. Esra benim eski karım, ben onunla yemeğe çıkmak istemiyorum de. Böyle bir şey olmayacak. Şirkette kimse senin benim eski karım olduğunu bilmeyecek. Bu konuda anlaştık seninle. Biliyorum. Ben de çok memnun değilim zaten senin benim eski kocam olmandan. Güzel. O zaman bir bahane bul ve iptal et şu yemeği. Hastayım de, işim vardı. Yani ne bileyim, ne dersen de ama iptal et şu yemeği Esra. Ozan, sen şimdi çalışanlarına yalan söylemeyi mi öğütlüyorsun? Vallahi hiç açık değil, ben sana söyleyeyim. Ayrıca benimle yemek yemek istemiyorsan sen kendin iptal edersin. CEO olan sensin sonuçta. Olmaz. Yakışık almaz benim söylemem. İyi, tamam o zaman. Vallahi ben hiçbir şey yapamam. Ben bu yemeği bilemin hakkıyla kazandım. Vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Allah Allah ya! İstemiyorum seninle yemeğe çıkmak falan. Zaten geldin, çöktün hayatıma. Her gün seni şirkette görmek zorunda kalmam yetmiyor gibi, bir de yemeğe mi çıkacağız? Hı hı. Ne? Bu arada et lokantasını tercih ederim. Akşama görüşürüz o zaman Ozan. Ozan Bey. Alo, alo anneciğim. Annem, bil bakalım kim şirketteki en prestijli anlaşmayı bağladı? Ay, Esra sen mi yoksa? Aynen öyle anneciğim. Senin akıllı kızın, senin fındık kızın. Peki, bir soru daha. Sence kim bu anlaşmanın sonucunda CEO ile yemeğe çıkıyor? Aa, Ozan'la mı? Evet anneciğim, Ozan'la. Onun aklını başından alacağım bugün. Ay Esra, ne biçim lafı kızım ya?
Ha, anneciğim şey manasında, yani pişman olsun ayaklarıma kapansın diye. Başka bir şey değil yani. Tamam kızım, tamam. Eve gelince konuşuruz, olur mu anneciğim? Hadi anne, hadi tamam. Tamam, tamam yavrum, hadi görüşürüz. Ay tut kardeşim, kardeşim tut, tut, tut. Tut, ay abla. Yaka ya. Ay, al. Düşünün. Sağ olasın. Ha, güzel güzel yapın. Ya abla Allah aşkına, lokmayı anladık da bu megafon ne oluyor? Yapma lütfen. Az bile yapıyorum Reyhan. Yani bana itibar suikastı düzenlendi neticede. Yani bunları açıklamam şart benim. Bu benim hakkım. Ne diyor bu ya? Yani anneciğim hiçbir fikrim yok. Hiç bilmiyorum ne diyor acaba? Sizlere sesleniyorum. Buyurun yaklaşın efendim. Yaklaşın. Son zamanlarda hakkımda çıkan iftiralara cevaben bazı şeyleri açıklamak durumundayım. Kim olduğunu hepimizin bildiği bir şahıs, çamur at izi kalsın mantığıyla hakkımda karalama kampanyası başlatmıştır. Yalan yanlış iftiralarda bulunmuştur. Ama ben bu kuru gürültüye papuç bırakacak kadın mıyım? Değilim. Lokmalar sizin için. Buyurun, ikramımdır. Buyurun. Gelin alın. Gelin buyurun. Dağıtın lokmaları. Evet. Bir yandan lokmalarınızı yerken bir yandan da sizlerden rica ediyorum. Şu kredi kartı ekstrelerine bir bakın. Bakın bakalım. Bu mahallenin dışında tek bir harcamam var mı? Kuruş harcamış mıyım? Harcamam. Asla harcamam. Ben ne yapıyorsam Beşçeşmeler Mahallesi için yapıyorum. Ne yapıyorsun? Benim alnım ak, gözüm pek. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın, soğan yemedim ki ağzım koksun. Ne demişler? Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiç arkadan vurulmaz. Abla, bence herkes her şeyi net bir şekilde anladı. Yeter, lütfen yeter. Karışma Reyhan. Her gün megafonla konuşma fırsatı olmuyor herhalde. Ay. Kız sen doğru söylüyormuşsun ya. Bu beni gaza getirdi. Makasla ben senin üstüne yürüdüm. Ay Allah affetsin, hakkını helal et. Yok yok, sen üzülme üzülme. Seni bu hale getirenler üzülsün. Şunu da boş yere dövmüşler. İnsan yanıla yanıla. Pehlivan yenile yenile. Bravo. Eko, eko. Ama anneciğim kadına baksana ya. Tam bir kültür abidesi değil mi ya? Bir insanın bir tane mi boş laf olmaz? Vallahi pes. Ekrem, vallahi evlat demem kırarım ağzını burnunu senin ha. Görgüsüz kadın. Ne diyor bu süslü cadı? Aman duymuş bir yerden bunun hakkında söylediklerimi, öyle şov yapıyor. Kimden öğrendi acaba? Vallahi anneciğim mahallede biliyorsun esnafın ağzı torba değil ki büzesin. Yani bir tane illaki boş boğazın biri ötmüştür bence. Çok takılma sen oralara ya. Ben bulurum o köstebeği ama. Ne gerek var anne ya? O kadar küçük mevzularla senin hiç uğraşmana değer mi anneciğim? Lütfen boş versen. Hem zaten ne demişler? Elle gelen düğün bayram. Ne alakası var Eko? Doğru. Vallahi doğru baba. Bak Zümrüt söyleyince yapıyor ama işte ben söyleyince tam başaramadım baba. Ben gideyim şunun bir aklını alayım da gitme kapatsın ya. Çenesini. Gerek yok ya. Konuşur konuşur gider anne o. İyi git bakalım hadi. Sen gelme. Çık iftiracı. Çık. Girme kuruya muğruya, git sana yok lokma falan. Bakayım. Ay bu ne bu, ne yağ bu? Makine yağı falan herhalde ya. Ay yenmez kız bu, iğren. Zehirlenirsiniz anacığım. Ya ben o zaman gidip kızımın elbisesini ütüleyim. Bu akşam Millennium Soft'un CEO'su Ozan'la yemeğe çıkacak. Ya ara oğlunu, ara sor yalan mı, doğru mu, imkanlı mı, imkan. Ara, ara ya, ara oğlunu. Ben Ütü'ye gidiyorum. En sevdiğin stajyerle yiyormuşsun şu akşamki meşhur yemeği. Nereden çıkarttın canım en sevdiğin stajyer olduğunu filan? Tamam sakin ol Ozan, şaka yapıyorum. Hani bir türlü Yıldız'ın barışmadı ya bu kızla. Hem ayrıca ne anlatman emin var, ben anlamıyorum. İsim geçince bile sinirleniyorsun. Yok canım, sana öyle gelmiş. Biz de dün terasta karşılaştık Esra'yla, biraz sohbet ettik. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Emin misin? Su getireyim mi? İyiyim.
sohbet mi ettiniz? Ne konuştunuz? Yani birbirinizi pek tanımıyorsunuz da o açıdan merak ettim. Yani öyle havadan sudan konuştuk. Bir de hayatın zorluklarından bahsettik biraz. Hayatın zorluklarından? Evet. Melik'i zor bir hayat olmuş Esra Hanım. Ya ya. Sanki zora gelirmiş gibi. Efendim? Öyledir tabii canım, öyledir. Neyse ben işim var, biraz kalkayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hep böyle diken üstünde yaşayacağım ya. Hah. Bir sen eksiktin anneciğim. Efendim anne. Oğluşum. Ozan'ım sakın duyduklarımın doğru olduğunu söyleme. Ne duydun anne? Sen bu Esra ile akşam yemeğe mi çıkacaksın baş başa? Ne ara duydun acaba sen bunu anne? Ya bırak şimdi ne ara duyduğumu. Çıkacak mısın, çıkmayacak mısın onu söyle. Çıkacağım. Anne çıkacağım. Doğru duymuşsun ama basit, önemsiz bir yemek. Yani şirketle alakalı bir şey işte. Ya oğlum önemsiz diye her şeyin şeyini çıkardın, farkında mısın? İşe aldın önemsiz anne. Kapılarına dikilip özür diledin önemsiz anne. Şimdi de yemeğe çıkıyorsun oğluşum. Bak bu kız senin parmağına tekrar o yüzüğü taktığı zaman ben sana gösteririm önemsizi. Tamam. Tamam anne, anladım. Ama bak zaten canım sıkkın, bir de seninle uğraşmayayım. Ha? Hadi görüşürüz. Oğluşum. Bak yine yüzüme kapattım. Abla, senin betin benzin attı. İyi misin? Yok, iyiyim. Hiç iyi değilim. Ya nasıl iyi olayım Reyhan? Hiç iyi değilim. Oğluşum Esra ile akşam yemeğe çıkacakmış. Ablacığım. Benim bunlara mani olmam lazım. Ablacığım etmeyelim. Hadi bir yudum su iç de kendine gel biraz. Hadi ablacığım. Hadi kurban olayım. Annelerin şahı. Ha. Esra gelmedi mi ya? Geldi, yukarıda giyiniyor. İşte Ozan'la yemeğe çıkacaklar bugün. Ozan'la? Hı. Sebep? Ya bu bir Esra anlaşma mı diye yapmış, kutlama yemeği gibi bir şey işte. Anlaşma. Esra. Unutma Esra, ne oldu, yapamaz mı, beğenemedin mi? Tutsana şunun ucundan, bakıyorsun bana tamam, öyle tamam, ya. Ne boş insansın sen Ekrem. Eko. Ben şimdi diyorum ki bunlar baş başa yemek yiyecekler ya. Hani böyle konuşurlar, anlaşırlar, barışırlar. Ya falan. Yok be anneciğim. Benim senin kızına zerre güvenim kalmadı. Ona kalsa onlar Ozan'la barışacaklar. İki ailenin arasındaki buzlar eriyecek. Elif'le bizim önümüz açılacak. Oho ölme şeyim ölme. Ama ben ne yapıyorum? Artık başka at oynuyorum. Başka at oynuyorsun. Hangi at oynuyorsun? Sürpriz at anneciğim. Sürpriz at. Sürpriz at. Hadi ben gittim. Nereye gittin? Biraz arkadaşlarla şeyim var. Şuraları toplar mısın? Tamam şey yapayım. Biraz turlayayım da geleyim yaparım. Ya Ekrem vallahi ben bıktım sizden ya. Abi. Gitmek istemediğim bir yemek için biraz fazla şık olmamış mısın? Musa'cığım acaba diyorum sen arada bir kendi evine mi gitsen? Ya da toptan kapat o evi. Boşuna kira falan ödeme oğlum. Hiç konuyu değiştirme abi, kaçamazsın. Hani gitmek istemiyordun sen o yemeğe? Gideceğim Musa, gideceğim. O yemeği Esra'nın burnundan getireceğim. Bu yemek benim zafer yemeğim olacak Zeyno. Bak not et bu tarihi. Ay hadi inşallah Allah'ım ya. Şu kızın yüzünü bir güldür be artık. Şş, bana bak. Sen akşam ne giyeceksin? Şöyle güzel alımlı bir şey giy de Ozan seni görünce aklı gitsin kız. Ah şey giy. Suudi nikahında bir şey giymişsin sen. Sana çok güzel oluyor. Onu giy. Benim başka bir planım var. Tadadam. Bak bunu giyeceğim. Ozan'ın en sevdiği kıyafetim. Ah, bunu giydiğim zaman gözlerini alamazdı benden. Kız bu sana çok yakışıyor ha. Ozan Bey'i geçmişe doğru böyle küçük bir yolculuğa çıkarayım diyorum ha. Çıkar kız. Şunu kokla. Onun en sevdiği parfümüm. Yok artık. Kız sen ne fenasın, yemin ediyorum ya. Bunlar var ya 40 yıl düşünsem benim aklıma gelmez. Kız Esra, ben seninle arayı iyi tutayım var ya, sen düşmanlarını tek kalemde harcarsın yemin ediyorum. Ozan bunların hepsini hak etti. Onu benim gururumu kırmadan önce düşünecekti. Etti kız, vallahi. Ozan bu gecenin sonunda bana tekrar aşık olacak. Esra bu geceden sonra kendi isteğiyle ayrılacak şirketten. Gör bak. Abi merak ettim şimdi ya, ne yapacaksın ki? Bunu biraz geçmiş ile yüzleştireceğim Musa. Annem. Hadi ben çıkıyorum, akşam görüşürüz. Ay Esra annem çok güzel olmuşsun.
Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederim. Esra, annem haber ver bana. Geç kalma, merak ederim ben. Tamam anneciğim, sen aklın kalmasın. Ben başımın çaresine bakarım. Esra, annem ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Sen bana kızma da şey... Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlıyorum annem. Sen Ozan'a bir ders vermeye çalışıyorsun ama bak bunlar çok tehlikeli sular. Avcıyken bir bakmışsın birden av oluvermişsin. Bir bakmışsın Ozan'ın hoşunu vermişsin. Eski kocan sonuçta. Annem sen merak etme, öyle bir şey olmayacak. O benim gururumu kırdı. O beni incitti. Ben de ona dersini vereceğim, intikamımı alacağım. Sonra hayatından çıkıp gideceğim. O kadar. Tamam, sen bilirsin de sen üzülme, ben sadece onu istiyorum. Üzülme. Hadi akşam görüşürüz. Görüşürüz, dikkat et. Ne kadar istiyorsun? Ne? TL bazında kaç lira? Söyle, oğluşumun peşini bırakmak için kaç lira istiyorsun? Söyle, hemen yazacağım. Ay siz de ne meraklıymışsınız anneli oğlu bana çek yazmaya para vermeye. İstemiyorum sizin paranızı. 1 milyon. Anne! 1. Anne! 2. 2. Ay nasıl aşk gözü? Hadi 3. Zümrüt. 3 veriyorum. Ya Zümrüt. Rahat bırak artık şu çocukları. Bırak peşlerin ya. Ya nasıl rahat bırakayım? Rahat bırakayım da tekrar oğlumun gönlünü mü çalsın? Atalarımız ne demiş? Ne demişti ya? Ya biraz önce aklımdaydı. Ne demişti atalarımız? Aynı hamamda iki kez yıkanır. Aynı hamam. Aynı suda iki kez. Doğru söylüyorsun. Ya sen benim kafamı niye karıştırıyorsun? Oyalama beni. Benim hemen Pınar'ı arayıp bunların yemeği nerede engellemem lazım. Ne yapıyorsun? Yok lan. Ne yapıyorsun? Ay, aa, çek getir. Var. Aa, çek aa, getir. Aa, telefonumu ver. Telefonumu ver. Telefonumu çaldı. Melekçi aç. Açsana kapıyı. Ne yapıyorsun? Açsana kapıyı. İmdat! Açsana, ne yapıyorsun? Sen bu çocukların bu akşam yemek yemesine engel olamayacaksın. Zümrütçüm. Aç şunu. Melekçe. Melekçe ne yapıyorsun? Ay. Bu Zümrüt Adası'nın dükkanında ne işi var? Zümrüt Adası'nın burada kalması gerekiyor. Yalnız şimdi sen aç bari. Olmaz lütfen. Ya yapma, bırak. Bırak kadıncağız, sal. Serbest bırak, yapma. Ne olur. Sen ne yaptın Gözde? Bir anlat bakayım azıcık bana. Var mı son numara? Melekçe aç. Yalnız senin bu. Ozan Bey, istediğiniz menüyü hazırladık. Güzel. Esra Hanım, buradayız. Bu bakışları iyi tanırım Ozan Korfalı. Etkilendim benden. Demek beni bu elbiseyle tavlayacağını düşündün Esra Hanım. Bu gece seni alt edeceğim. Benden kork. Ben de seni geçmişe götüreceğim. Bekle ve gör. Hoş geldiniz Esra. Hoş bulduk Ozan Bey. Merhaba. Ben şirketin PR sorumlusu Elif. Bu gece size ben eşlik edeceğim. Masamız hazır. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun, Esra Hanım. Teşekkürler Ozan Bey. İzninizle yemeğe başlamadan birkaç kare fotoğraf alabilir miyiz şirket dergisi için? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Teşekkürler. Balık yiyemediğimi biliyor. İnadına bunları seçmiş. İşte istediğim yüz ifadesi.
oldu? Bir problem mi var Esra Hanım? Aksine. Her şey harika. Ne güzel. Bunlar daha iyi zamanların. Devamını bekle. İyi yaşayın. İyi yaşayın. Pardon. Bu salataların içinde fesleğen, mi var? Evet, bütün salatalarda var. Ya kaldırabilir miyiz onları lütfen? Benim alerjim var da. Tabii. Biz Ozan Bey'in isteğiyle düzenlemiştik menüyü ama kaldıralım o zaman. Lütfen, lütfen. Ben tabii bilmiyordum sizin alerjiniz olduğunu. Kusura bakmayın. Yani nereden bileceksiniz değil mi? Nereden bileceksiniz? Ya, değil mi? Aç kalkacaksın bu masadan Esra. Hiç zorlama boşuna. Bunlarla beni yıldıramazsın Ozan. Hiç boşuna uğraşma. Hazır CEO'muz karşınızdayken istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Her şey mi? Buyurun. Geçmişe dönme şansınız olsaydı, farklı yaparım dediğiniz bir şey var mı hiç? Geçmiş, geçmişte kalmalı bence. Çünkü o zamanları düşünmek sadece zaman kaybı. İnsan hatalarından ders çıkartıp yoluna devam etmeli ki ben o hatalarımdan fazlasıyla ders çıkarttığımı düşünüyorum. Ama bugünümüzü var eden geçmişimiz değil mi sizce de? Yani bugün olduğumuz kişiyi, geçmişimizdeki insanları borçlu değil miyiz? Değiliz. Çünkü başarılı olan insanın karşısına o başarıdan hak iddia eden birileri mutlaka çıkar. Mutlaka. Ama bu çok saçma. Ben mesela birileri sayesinde değil, birilerine rağmen başarılı olduğumu düşünüyorum. Emin misiniz Ozan Bey? Bir daha düşünün isterseniz, bir daha düşünün. Siz uygulamanızı kurup geliştirmeye çalışırken belki birileri faturaları ödemiştir ha? O kişiye minnettar değil misiniz? Beni yarı yolda bırakıp gidene ben neden minnettar olayım? Her iki o kişi en başından beri bana samimiyetsiz davrandıysa. Nankör. Şuna bak şuna. İki fatura ödedi diye şirkete el koyacak neredeyse. Ben sana gösteririm Ozan. Yalvaracaksın barışalım diye. Pes edeceksin Esra. Kendi ayağınla tıpış tıpış gideceksin hayatımda. Affet oğluşum. Affet beni. Kurtaramadım seni o eski koca avcısından. Kaç saat geçti bak. Esra'yı ben şu kadarcık tanıyorsam çoktan oğluşumu almıştır avcunun içine. Yalnız çok güzel olmuş ya. Ne koyuyorsa içine. Nerede eksisi var onu bildim de. Yaprağı tokattan getir diyor. Sümrüt anne, Sümrüt anneciğim iyi misin? Diyeceğim de gayet iyi görünüyorsun. İyiyim oğlum, iyiyim. Kaç saattir öyle aç aç duruyordum. 2-3 tane atayım dedim az mı? Afiyet olsun. Hiç önemli değil ama ben annemden gizli geldim. Ne olur hemen çıkmamız lazım. Tamam oğlum. Hain! Anneciğim, yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Vallahi bak yaşlı kadın burada ölür mölür sana kalır diye geldim. Vallahi başka niyetim yoktu. Yaşlı mı? Ne kadar ayı. Bak Menekşe, Ekrem'e laf dedirtmem. Senin benim arkamdan çevirdiğim kumpasları geldi bir anlattı. Zümrüt anne! Yok, hakkını yedirtmem oğlum. Yiye de öldürürüm, hakkını yedirtmem. Eko! Ses duydum sanki. Kokteyllerinizi içerken dergimiz için son birkaç poz alabilir miyiz? Tamam ama son olsun, olur mu? Son. Efendim rica etsem biraz daha yaklaşabilir miyiz? Biraz daha. Çok güzel, çekiyorum. Bilerek eski parfümünü sürmüş. Neden etkileniyorum bu kadar basit bir şeyden? Bambaşka görünüyor. Sanki yeni biri var karşımda.
Bitti mi? Bitti Ozan Bey. Bizi kırmayıp etkinliğe geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İzninizle biz çıkalım. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saklasa da sözlerim, gizlemez derdini. Evliyken böyle bir yerde yemek yemeyi hayal bile edemezdik değil mi? Market alışverişini bile kurşu kurşuna hesaplamak zorundaydım. Ama hiç şikayetim yoktu ki benim. Yani hiç dışarıda yemek yemeyi falan da aramıyordum. Sen zaten annene çekmişsin yemek konusunda. Her yaptığın lezzetli olurdu. Paramız yoktu ama eğlenmeyi bilirdik. Hatırlasana bir kere Luna Park'a gitmiştik, dövme dolaba binmiştik. O tepesinde bir saat kaldığımız, hiç sıkılmadığımız. Hiç inmek istemedik hani. Sensin tabii çok güzel. Bir duygu kasırgası sardı bütün belliğimi. Karşı koymak ne yarar? Ne kavga, ne ümitsizlik, ne ağlaşan insancıklar, ne de başka düşüncem var. Sohbete başka bir yerde devam edelim mi? Olur. Ya olur tabii ki, neden olmasın? Hadi o zaman. Buyurun Esra. Bir yanımda doğru var. Hatalarsa bir yanımda. Ozan, nereye gidiyoruz? Evet. Senin evin şirketin üst katında değil mi? Bu başka bir ev. Geçen yıl almıştım ama çok sık gitmiyor. Geldik zaten. Aşka dair bilinen şu yalan dünyada ne var, yaşamadan öğrenilen. Ne kavga, ne ümitsizlik, ne anlaşan insancıklar, ne de başka düşüncem var. Bir duygu kasırgası bu, sardı bütün deliğimi, karşı koymak ne yarar? Buraya neden geldik? İçeride konuşuruz. Ne anlaşan insancıklar, ne de başka düşüncem var. Bir duygu kasırgası bu, sardı bütün deliğimi, karşı koymak ne yarar? Nasıl? Çok güzelmiş. Hı hı. Tanıdık gelmedi mi? Yok. Biraz daha bak istersen. Böyle bir evim olsun istiyorum. Kocaman, ferah, aydınlık bir ev. Olacak tabii aşkım. Olacak. Ben çok çalışıp alacağım sana böyle bir ev. Söz. Pencereleri kocaman olsun yalnız. O zaman ısıtma giderleri çok mu olur? Ha, sence böyle bir evimiz olsa ısıtma giderlerini düşünür müydün? O da doğru gerçi. Ah, havuz olsun ama. Zor şöminesi olsun, şöminin yanında sallanan sandalye. Ozan, bu bizim hayalimizdeki ev. Her şey söylediğim gibi. Şömine, sallanan sandalye. Büyük camlar. Havuz, bahçe. Ozan, sen bunları bizim için mi yaptın? Esra, ne yapmaya çalıştığını farkındayım. Uf, elbise bu, koku. Güya bunlarla etkileyecektin beni, değil mi? Ama o eski saf Ozan yok artık karşında. Şüphelerim vardı ama artık bitti. Hayatıma girdin çünkü ben bunlara sahibim.
Ozan sen ne diyorsun? Senin olayın bu çünkü değil mi? İşler kötü gidince çekip gitmek, her şey yoluna girince geri dönmek. Bunun adına ne derler biliyor musun? Dur ben sana söyleyeyim. Açgözlülük. Sen beni buraya bu yüzden mi getirdin ha? Benden intikam almak için mi? Hayır. Evleneceğim kişiyle nasıl yaşayacağımı gör istedim. Başarılı da olsam, başarısız da olsam her koşulda yanımda olan beni seven kişiyle. Benim de öyle seveceğim kişiyle. Sen geç, benim bir işim var, geliyorum. Nereye abi? Geliyorum, geliyorum. Merhaba Ozan, merhaba Ozan Bey. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ozan Bey. Merhaba. Ozan Bey, buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Yok, öyle bir baktım. Herkes gelmiş, başlamış işe. Bir tek Esra gelmiyor. Ya, ne olmuş, bir şey mi olmuş? Bilmiyorum, aradım ulaşamadım. Arar herhalde yakında ya. Neyse, kolay gelsin size. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun Ozan Bey. İyi oldu, iyi. Doğrusu buydu. Hiç yetişim ya. Esra annem, ne yapıyorsun? İşe geç kaldın annem, alarmı mı çalmadı? Kalk. Yok anne, kurmadım alarmı. Gitmeyeceğim ben işe, istemiyorum. Ne demek gitmeyeceğim işe? İstemiyorum anne ya. Ayrıldım işten ben, gitmeyeceğim. Ya kızım, akşam Gül'ü oynaya gittin sen yemeğe. Ne oldu, yemekte bir şey mi oldu ha? Akşam da bir bozuk gelmiştin. Ne oldu Esra? Kötü geçti yemek. Bana karşı o kadar nefret dolu ki her seferinde canımı yakacak bir şey buluyor. Uğraşıyor bende. Ha, o mesele.
Annem insan sevdiğiyle uğraşır. Bu çocuk da seni zamanında çok sevdi ki bence hala çok seviyor. Uğraşacak tabii, ne yapacak? Annem, bana neler dediğini duysaydın böyle demezdin işte. Ben baş edemeyeceğim bununla. Ne demek baş edemem? Sen nelerle baş etmiş kızsın? Bununla mı baş edemeyeceksin Esra? Çerez senin için bu ayol. Yok, uğraşmayacağım ya. İstemiyorum. Şeytan görsün yüzünü. Hayır efendim. Hayır, kalk, kalk bakayım. Kalk, kalk bakayım. Kızdırma beni. Öyle bir şey yok. Tamam, biz biraz garip bir aile olabiliriz Esra, ama bizim genlerimize pes etmek diye bir şey yok ki anneciğim. Şeyi hatırlasana, hani ilkokulda sen başkan olmak istedin. Sonra bütün harçlıklarını biriktirdin. Bütün herkese patlayan şeker aldın. Sonra ne oldu? Başkan oldum. Tamam işte. Nerede şimdi o Esra? Ha? Nerede benim o hırslı kızım? Ne yaptın benim hırslı kızıma? Anne, abim nerede? Akşam yoktu. Anne, o hainin adını koydum kapının önüne. Yine mi? Ya Esra, konuyu değiştirmesene. Gideceksin mi işe? Hadi. Gaye arıyor ya şirketten. Hı. Alo, neredesin sen? Arıyoruz arıyoruz, açmıyorsun da. Yarım saatte Çağla Hanım Çınar'la seni toplantı odasına bekliyor. Meeting var. Bizi mi bekliyor? Niye ki? Vallahi güzelim, orasını bilmiyorum. Eğer zahmet edip gelirsen öğrenirsin. Ay tamam Gaye, görüşürüz. Ne diyor? Yani Çağla Hanım bizimle toplantı yapmak istiyormuş, onu söylüyor. Şirkette bekliyor. Gideceksin mi? Biraz fazla ileri gitmemiş misin? Yani dün gece ediyorum. Neyse ne? Musa, istediğim oldu. Esra işi bıraktı, tamam. Pek sevinmiş gibi durmuyorsun ama. Musa, ne olur can sıkma. Ne olur. Doğrusu buydu, bu kadar. Bitti. Biz işimize bakalım. Tamam, sen nasıl istersen. Günaydın. 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 Yarım saat sonra seni toplantı odasına bekliyorum. Çünkü çok güzel bir sürprizim var. Ne oldu ki? Sürprizim var diyorum Ozan. Toplantıda söyleyeceğim. Tamam, orada görüşürüz. Görüşürüz. Abi ne sürpriz sence? Hiçbir fikrim yok. Hadi Çağla, söyle artık. Bak benim çok vaktim yok. Ya bir iki dakika daha bekler misin Ozan? Ne kadar sabırsızsın. Selam. Esra nerede? Esra, yani görmedim. Gelmedi herhalde. Belki de bıraktı işi. Zaten çok da uygun değildi işe. Hadi biz başlayalım. Tamam, o zaman başlayalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Kusura bakmayın, geç kaldım. Malum İstanbul, trafik. Beni çağırmışsınız Çağla Hanım. Evet, hoş geldin Esra. Otur lütfen. Yetişmene sevindim. Çünkü size çok güzel bir haberim var. Neval Restoran'ın uygulamamıza katıldığını öğrenen çok ama çok prestijli birkaç restoranla sabah bir telefon görüşmesi yaptım. Onlar da bizimle çalışmak istiyorlar. Vay. Gerçekten? Gerçekten. Esra, bu işte senin emeğin çok büyük. Yani ben çok sevindim Çağla Hanım. Ya bilmiyorum farkında mısınız ama ikiniz de hem çok yeteneklisiniz hem çok çalışkansınız. Ben bir şey eklemek istiyorum. Bu Nevan restoranında benim hiçbir emeğim yok. Bütün başarı Esra'nın. Hiç öyle şey olur mu? Beraber gittik oraya. Bence çok güzel bir ekip olmuşsunuz ikiniz. Esra, hatırlıyor musun? Mülakatın ilk günü vazgeçip gitmeyi düşünmüştün. İyi ki gitmemişsin. Senin gibi azimli kadınları aramızda görmeye çok ihtiyacımız var. Ve ben inanıyorum ki çok başarılı olup çok güzel yerlere geleceksin. Çağla Hanım, yani çok çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Yani başkalarının aksine bana güvendiniz, bana destek oldunuz ve inandınız. Yani umarım uzun yıllar bu şirkette sizinle beraber çalışıp katkı sağlayabilirim. Ben eminim. Ha bu arada restoranlardan biri bizi öğle yemeğine davet etti. Ben de dördümüz gideriz diye düşündüm. Dördümüz mü? Evet, dördümüz. Büyük oranda onların başarısı çünkü Ozan. Çok isterim Çağla Hanım. Yani tabii ki hep beraber yemek yiyelim. O zaman öğlen restoranda buluşuyoruz. Değil mi Ozan? Tabii tabii. Görüşürüz. Süper. Çıktım ben. Elinize sağlık.
Ya Zümrüt anneciğim, gerçekten ben artık çok şımaracağım. Vallahi yani masada bir kuş sütü eksik. O da var oğlum. O da var. Oğlum sürahın içinde kuş sütü var. Ha bu. Ekmeğin üstüne şaviyardan süt, ağzına at, ondan sonra süt iç bak. Cilde bak. Pırıl pırıl. Herkes diyor ki botoks mu? Değil, kuş sütü. Bana hep derlerdi, zenginin tavuğu çift sarılı yumurtlar derlerdi. Ama ben inanmazdım. Bir de varlığa darlık olmaz dedikleri tam olarak böyle bir şey olsa gerek. İnanır mısınız Zümrüt anne? Ben sabaha kadar derinler sözlüğü okudum. Ya. Vallahi. Bravo. Vallahi çok hoşuma gidiyorsun. İyi olacaksın, olacaksın. Ama bak bir anda olmuyor öyle şeyler. Yani tecrübe gerektiriyor yani. Bir anda bir Zümrüt Korfalı olamıyorsun. Mümkün değil. Yılların emeği. Çünkü neden? Sadece dış zenginlik değil, iç zenginlik de önemli. Kültür. Şart, şart bir yerde. Şu yemişi alabilir miyim? Ya yemiş sana kurban. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İstemiyorum ya. Öyle ten teması istemiyorum. Onlar alınırken eller birbirine değecek. Gözler birbirine değecek, bakacaksınız. İstemiyorum. Bu evde yaşıyorsanız bu evin kurallarına uyacaksınız. Ver o yemişi. Yemişi? Al yemişini. Yemiş ne acaba? Ben doydum. Prova'ya gidiyorum. Git. Ama öyle açmışsın. Kız. Kızım laf söylemeyeceksin. Sen git. Sen bakma. Sen git. Bakma. Git. Bakma. Sen bakma. Bak. Bak. Bak bana bak oğlum, bak yakışmıyorsun. Bak bir masaya bak. Bak bir kendine bak. Şu üstündeki çapıtlar, o laylon düğmeler. Olacak iş mi oğlum ya? Ya üzülüyorum ya. Ya gerçekten üzülüyorum. Gidelim sana alışveriş yapalım, biraz bir zengin dur. Şöyle bir altın kolye 24 ayar. Vallahi mi? Yani bir üstüne başına bir çekirdeği, bir zenginlik gelsin. Bir havan değişsin. Tabii, sonuçta tabii. İnsansın. Evet. İnsan gibi normal bir zenginlik, insan gibi bir şey ol ya. Ama... Nasıl uygun görürseniz. Şu balından kaymağı uzatır mısın? Adamlarım şifa olsun. Bir de bir şey soracağım. Bu havyar tam olarak hangisi acaba? Tam olarak bu. He bu. Ha öyle mi? Benim ilk havyarım da. Hain evlat. Çizdim Yalçın bu sefer üstünü, affetmeyeceğim, çizdim. Of. Bırak Allah aşkına Menekşem ya, bırak. O Zümrüt cadısına var ya, Eko bile dayanamaz. Bak görürsün, iki güne gelecek burada kapıya. Anneye baba diye uluyacak. Ya, uluyacak. Açacaksın mı kapıyı Yalçın efendi? Hayır, hayır. Yok efendim, Menekşe'nin merhamet muslukları kapandı. Can düşmanımın evine girdi Yalçın. Tamam, tamam. Affetmeyeceğim Yalçın. Rezil kepaze etti. Aha geliyor yine. Tövbe, 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 tövbe. Zümrüt anne, bunlar hiç ağırlık yapmıyor mu ya? Yapıyor evladım ama taşımayı bileceksin. Doğru, doğru. Yani her kadın kaldıramaz bu kadar ağırlığı. Öyle efendim. Hadi bakalım. Gel oğlum, gel. Sana tertemiz, pırıl pırıl bir sayfa açalım. Oh, açalım Zümrüt anneciğim, açalım. Pırıl pırıl bir sayfa. Açın, açın yani. Ne var ne yok açın. Zaten iki hain birbirinize o kadar yakışmışsınız ki maşallah. Bir ses duydum ama. Sen de duydun mu? Hareketler. Zümrüt anneciğim, kendi öz doğurduğu evladını sokağa atan başkalarına neler yapar Allah muhafaza. Aman sus. Fırık. Sen sürüne sürüne geleceksin benim kapıma. Ama o gün sana su yok. Su yok Ekrem Efendi. Su mu? Fakir fakir. Hı. Biz su içmiyoruz bir kere. Maden su içiyoruz. Mirenalli. Hı, kahvaltıda da kuş sütü içtik. Buyurun gidelim Zümrüt anneciğim. Defol! Yemekler de mekanda gerçekten çok güzel. Hani hele dün geceki yemekleri düşününce. Aa. Ozan Bey'le gittiğiniz restorandaki yemekleri beğenmedin mi sen Esra? Yok Çağla Hanım, öyle değil de. Ya bütün yemeklerin içinde fesleğen vardı. Benim de fesleğene alerjim var. Ne kadar büyük şanssızlık olmuş. Ya gerçekten şanssızlık. Ozan Bey de halbuki bütün yemekleri kendi hazırlatmış. Tesadüf mü ya? Yani bilmiyor tabii benim alerjim olduğunu. Tabii nereden bileyim? Kötü oldu. Daha nasıl geçti yemeğiniz? CEO'muzdan güzel tüyolar aldın mı? Almaz olur mu? Hayatım boyunca unutamayacağım bir ders verdi bana. Allah Allah, ne dersiymiş bu ya, merak ettim şimdi. Estağfurullah canım, benim kimseye ders vermek haddim değil. Ben sadece kendi açımdan doğruları anlattım. Ne güzel. Biz o tüyoları alamıyoruz hiç kendisinden. Ne kadar şanslısın Esra'cığım. Bu arada stajınız bittikten sonra şirkette çalışacağınıza canı gönülden inanıyorum. Ozan Bey.
İyi misiniz? Bir soğuk su için isterseniz, sıcak mı bas, ne oldu? İyiyim, iyiyim. Yalnız ben senin kadar emin değilim Çağla. Çünkü Esra'nın kaybettiği kart yüzünden bizim verilerimiz çalındı. Ama bir dakika. Şey, Esra'nın kaybettiği kart değil. Esra kartı kaybetmedi. Biri üstünden aldı. Yani bizim de başımıza gelebilirdi bu. Evet, kesinlikle haklısın. Ayrıca Ozan, eğer hırsız şirkete elini kolunu sallayarak giriyorsa da... bütün stajyerlerin kartı, bütün odalardaki kilitleri açıyorsa da... bu bizim suçumuz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Çok haklısın Çağla. Doğru söylüyorsun. Ben bir tuvalete gideyim. Ben de... şey, bir telefonla konuşup geliyorum. Seni kötü kalpli canavar. Seni karakolda gördüğümden beri her söylediğine, her dediğine, her şeyine katlandım. Ama sen dün sınırı fazla aştın. Artık yeter. Yeter, kendine gel. Esra, sesini alçalt. Alçaltmıyorum. Alçaltmayacağım sesimi ya. Sen 3 kuruş para kazandın diye bana her şeyi diyebileceğini mi zannettin? Sen artık kendine gel ya. Ne oluyor? Sen hiç kimseye böyle davranamazsın. Ne bana ne de başka birine. Asıl senin yaptığına ne demeli? Ne yapmışım ben? O parfüm, o elbise, hepsini bilerek seçtin. Hiçbir şey bilerek seçmedim ben. Ne alakası var? Herhangi bir elbise işte. Esra yapma, sen çok iyi biliyorsun elbisenin herhangi bir elbise olmadığını. Ne alakası var ya? Yok, öylesine giydim geldim. Bir özelliği mi vardı? Tamam, madem illa bana söyletmek istiyorsun, açık açık ben sana söyleyeyim o zaman. O eskiden en sevdiğim elbisen de, parfümün de hepsini bilerek seçmişsin. Neden? Çünkü beni kendine tekrar aşık etmek için. Yalan mı? Yalan. İftira. Öylesine giydim geldim diyorum. Aa. Ya eminim, eminim. Kesin öyledir, eminim. Bu arada ayrıca ben seninle neden muhatap olmak zorunda kalıyorum ki, anlamıyorum. Ya senden benim kurtuluşum yok mu ya? Yok, benden kurtuluşun yok. Esra, benden ne istiyorsun? Ha? Allah aşkına benden ne istiyorsun? Tam olarak bunu istiyorum işte, tam olarak bunu. Seni böyle delirtmek istiyorum. Seni sürekli gözünün önünde olup senin sinirlerini bozmak istiyorum. Var ya, bu hayatı zindan edeceğim sana. Çağla. Efendim Çınar. Bak, staj bittiğinde ben şirkete çalışmaya devam etmeyeceğim. Kendi şirketimi kuracağım, konuştuk bunu. Sakın babama gidip, yok çok azimli, çok başarılı diye anlatma. Sonra tutturacak, yok iyi ki de koydum seni oraya, ben demiştim falan. Hiç çekemem bak. Ya tamam Çınar, sakin ol. Hem ayrıca niye bu kadar başarılı olmaktan korkuyorsun? Ben babama bir şey söylemesem bile, yaprak kımıldası şirkette adamın haberi oluyor. Sen biliyorsun, ben ne yapayım? Of, ben nasıl bir kumpasın içine düştüm ya. Alışacaksın kardeşim, alışacaksın. Bak, bu kadar çalışmak istemiyorken neler başardın. Bir de çalışmak istesen neler neler başaracaksın. Bu sabah neredeyse işi bırakıyordum ya. Dün gece istifa dilekçemi yazdım. Ama neyse ki aklım başıma çabuk geldi. Aferin kız Esra, aklın başına geldi. Aferin kız Esra. Sen anlamıyorsun galiba. Sen benim tek bir lafımla kovulur gidersin. Hadi desen bittin gittin, nedir ya? Hadi kov beni, hadi kov. Söyle herkese beni neden kovduğunu, kov. Ne olacak ki? Anlat Çağla Hanım'a. Anlatırım tabii. Anlatırım, ne var? Ben bu şirketin CEO'suyum. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ne güzel. Çağla Hanım gelsin, beni neden kovmak istediğini anlat. Benim kim olduğumu anlatmaktan başla ama. Buyurun. Çağla Hanım geliyor. Gör bakalım. Hadi bakalım. Çağla Hanım. Esra. Ozan Bey size bir şey söylemek istiyordu da. Tuvalet. Ben buraya ilk defa geliyorum da tuvaletin yerini bilmiyorum. Sen biliyorsan. İçeri dümdüz ilerleyince zaten karşına çıkar. Sağ ol. Esra Hanım. Esra. Şirket hakkında neler düşünüyorsun? Hah. Sen burada mıydın? Buradaydım. Ozan Bey. Artık staj bitince beni kovmanın bir yolunu bulursunuz diye düşünüyorum ha. O zaman gelsin. Hala ne düşünüyorsan bakarız. Ya Ozan, sana bir şey soracağım. Ha. Neden Esra'nın bu kar üstüne gidiyorsun abi? Yok, gitmiyorum. Nereden çıkardın? Ya daha az önce gördüm. İşte masada üstüne gidiyordum. Ben herkese aynı davranıyorum Çınar. Ama iş hayatının zorluklarıyla baş edemiyorsa kendi bileceği iş. Ben kimseye itimat göstermem. Biliyorsun.
Peki. Bu arada sen neden soruyorsun bana bunları? Yani bu kadar az tanıdığım bir insanı neden her fırsatta savunuyorsun? Yok, savunmak gibi değil yani. Gözümle gördüğüm için sormak istedim. İyi bir kız bence. İyi bir kız. Hı-hı. Sen ne kadar tanıyorsun ki bu kızı? Yani çok tanımıyorum. Yeni tanıştım ama bence yeterli bir süre tanımak için. Hı. Ben çıkıyorum. Ben de. Ya ne kadar iyi oldu da böyle dördümüz birden yemeğe geldik, vakit geçirdik. Bundan sonra bunu sık sık tekrarlayalım. Tabii mutlaka. Aynen. Kesinlikle. Kesin. Bunlar niye güldü ya? Ya bırak sen onları Allah aşkına. Allah Allah. Ne anlarlar ya? Hiç. Şuna bak ya. Aa. Nasılı? Ne oldun ayol? Muhabbet kuşuna dönmüşsün. Ay. Bırak Allah aşkına. Ay, dükkana gel de düzelteyim. Sen kendini düzelt. Vay Eko abi. Gömleği nereden buldun? Gözüm kanadı resmen. Hiç lan. Bırak ya. Zürt anneciğim, yani Elif bu tarzı beğenir değil mi? Kesin olarak eminiz yani. Tabii tabii, sen bana güven. Ya biraz böyle Almancı futbolcu gibi oldum ama. Paradandır o, paradan. Şimdi zenginlik geldi üstüne. Doğru, doğru. Hadi bakalım. Ay kızım, ne çok ekmek yediniz ya. Afiyet olsun. Yalçın, Yalçın buraya gel. Gördüler. Efendim? Yalçın buraya gel, Yalçın. Ne oldu? Yalçın, hadi bakalım. Ne oldu? Nasılım anne? Ne olmuş buna ya, böyle soytarı gibi? Aa, baba ayıp oluyor ama ya. Siz neye gülüyorsunuz ayrıca? Dur bir çekelim şunu. Buraya çekecek ya, akşam da güleriz. Dur kıpırdama, sakın kıpırdama. Baba vallahi ayıp oluyor. Dur sus. Dur öyle. Boz ver. Eko var ya, Eko'ydun, Ekose oldun şu anda. Baba lütfen. Zümtaneciğim bunlar eğleniyor benimle ama. Oğlum kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Değil mi? Tabii canım. Bence zenginin de parasız zürdün çenesini yorarmış işte. Ya bir de şey var değil mi anneciğim? Zengin kesesini böyle zürtler de dizini döver. Bravo. Nasıl içime siniyorsun sen ya? Sahibim. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler. Duy duy, seninle gurur duyuyorum. Sen hain evlatsın, yazıklar olsun sana. Üç kuruşa ananı babanı satlamaz. Sen daha dur. Sen benim kapıma geleceksin, yalvaracaksın. Ama ben o kapıyı sana açmayacağım. Bak buraya yazıyorum. Hadi. Ama anneciğim, aşk, sevda. Hadi be. Sus be. Bir de konuşuyor. Hadi yürü. Gel çocuğum, gel. Üç kuruş. Öyle bir para birimimiz yok bizim lügatımızda. Çok hoş olmuş. Anneciğim, Zümrüt anneciğim. Bir de bizim Elif'le durumumuzu artık konuşmasak mı? Konuşuruz. Tamam. Abi bir yavaş, bir sakin. Ben o karakola hiç gitmemeliydim Musa. Onu var hiç görmemeliydim. Benim ne güzel, rahat, düzenli, huzurlu bir hayatım vardı ya. Resmen dert oldu başıma, kurtulamıyorum da. Ve Çağla'ya sevdirdi kendini nasıl yaptıysa. Hayır, o kadar işin altından nasıl kalkıyor, o restoranı nasıl bağlıyor onu da anlamıyorum. Resmen şeytan tüyü var onda, şeytan. Abi biraz akışına mı bıraksan? Sen nesin? Sen nesin? Sen CEO'sun. O bir stajyer. Yani istersen muhatap bile almayacağın, görmeyeceğin bir insan yani sonuçta. Öyle olmuyor işte Musa, öyle olmuyor. Ne yapıyor, ne ediyor? Bir şekilde çıkıyor karşıma. Abi sen kendini çok sıkıyorsun. Bırak, bir sal kendini ya. Bırak o kendi işini yapsın, sen kendi işini yap. Bu stajyerlik meselesi de böylece bitsin gitsin. Yani olayı çok kişiselleştiriyorsun, çok zararlı. Belki de umursamasan o da kendi işini yapacak, sürüp gidecek. Diyorsun. Yani. Onu mahvedeceğim. Dün gece o evde bana söylediklerini tek tek burnundan getireceğim onu. Tam olarak ne yapacaksın peki kuzu? Çirkinleşeceğim Zeyno. Çirkinleşeceğim. Bundan sonra bel altı vuracağım. Allah Allah, korkutma kız beni, bel altı melatı. Ne yapacağım bel altı vuracağım? Bu ne kız? Oy. Bir, itibarını yok et. O çok sevgili, yakışıklı CEO'larının gerçek yüzünü göstereceğim onlara.
başlıyor. Günaydın. Elimde hiçbir şey kalmamışken unuturum kendimi, biterim hepten. İşe güce koşmaca aldı beni benden. Sıkıldım artık, yarın da mı geleceğim? Evet. Dur dur. Yok artık. Şu ana bak ya. Allah'ım inanamıyorum ya. Şu hayırdır an... gençler, neye gülüyoruz? Gel, gel skandal. Gel diyeceğim de yani. Ne? Kulaklarını tıka. Abi acaba sesini mi kıssak ya? Hiç bana o bakışı atma abi. Kusura bakma ama sende de hiç kulak yoktur. Tamam da daha yeni başlamıştım Musa. Ne yapayım? Ayrıca bu yaptığına kalleşlik derler. Çok ileri gitti bu sefer. Çok. Efendim Ozan Bey? Sen yaptın değil mi? Neyi ben yaptım? Neyi diyor bir de ya? Anlamıyormuş gibi yapma Esra. Senin yaptığını biliyorum. Ozan Bey. Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum gerçekten. Ben salak değilim Esra. Ayrıca geçmişimden de utanmıyorum. Haberin olsun. Ne kadar güzel. Alo. Alo. Kapattı yüzümü. Sen dur. Sen dur dur. Dursun. Alo. Hemen terasa gel Esra. Gelemem, işim var. Hemen dedim Esra, hemen. Aa, Ozan Bey çok ayıp ama. Hiç oluyor mu böyle? Ayrıca sinirinizi kontrol etmeyi öğrenmeniz lazım. Ayıp oluyor. Kapattı. Yüzüme kapattı ya, çıldıracağım ya. Ah, bak kendi halinde çalışır diyordun, şu düştüğümüz hale bak. Abi tamam sakin, kız çok üzüldü. Aldı hıncını. Daha ne yapabilir ki? Sus, sus. İki, alerji. Benim alerjim varsa onun benden daha pis alerjileri var. Ozan Bey, merhaba. Merhaba. Ya yolda gelirken bu çiçekleri gördüm. Zambak. Çok güzel, kokmuyorlar mı? Ah, mis gibi. Çık şunu Esra. Esra. Alerjim vardı. Alerjiniz mi vardı? Tüh. Yani bilseydim ben elimde çiçeklerle, zambaklarla koşa koşa hiç gelir miydim asansöre? Ama bir koklayın, çok güzel kokmuyorlar mı? Güzel bir şey. Şöyle bütün kokusunu yaysın. Önemli semtlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ama bizim asıl kurulma amacımız olan ara sokaklarda hala yeteri kadar aktif değildir. Çok yaşayın Ozan Bey. Pardon. Feray devam et. Bu semtlerin yani bu sokakların birçok lezzeti ve zanaatkârı barındırdığını biliyoruz. Ozan Bey iyi misiniz? Hasta mı oluyorsunuz? Portakal suyu, C vitamini bir şey ister misiniz? Ekibimizi bu mahallelere ulaşması için sahada görevlendirmeyi planlıyoruz. Ozan Bey su ister misiniz? Ben size su vereyim, buyurun. İstemez, istemez. Ben geçeyim. Ozan iyi misin? İyiyim, iyiyim. Alerji var. Ya. Arkadaşlar,
Esnafımıza zararımız değil, yararımız dokunacağını anlatmamız gerek. Ekiplerimiz hemen sahadaki çalışmalara başlasın. Toplantı bitmiştir. Tamam. Geçmiş olsun Ozan Bey. Teşekkürler arkadaşlar. Ozan Bey, öğleden sonraki toplantıyla ilgili olarak size söylemem gereken... İptal et. Pınar, bugün ne varsa her şeyi iptal et. Tamam, iptal ediyorum. Ozan Bey, Damla çok hapşırdı toplantıda ya. Hasta falan herhalde. Demek ki bir şey alerjisi varmış. Yani demek ki. Mevsimi ya, polen mevsimi. Yaz anca. Hemen terasa gel, hemen. Bilerek yaptın değil mi? Yo. Yo diyor bir de ya. Sen beni öldürmek falan mı istiyorsun? Şu halime bak, her tarafım kaşınıyor, çıldıracağım ya. İlacı var, sürersin, olur biter. Ayrıca sen yemekte bana neler yaptın öyle? Bütün deniz ürünlerini getirmişsin sofranın ortasına. Fesleğine alerjin varsa fesleğini doğratmışsın da doğratmışsın salatanın içine. Aynı şey mi Esra, aynı şey mi? Benim bir suçum yok. Sen başlattın. Ben mi başlattım? Sen gelip benim şirketimde işe girmeseydin bunun hiçbiri yaşanmazdı. Almasaydın işe. Doğru söylüyorsun, almasaydım işe. Ama işte yaptım, boşluğuma geldi. Neyse zaten bırakacaksın işi. Saçmalık da bitecek. Bırakmayacağım. Bırakacaksın. Bırakmayacağım. Bırakacaksın. Bırakmayacağım. Bırakacaksın Esra. Bırakmayacağım. Sen beni buraya böyle çağırıp... Bana mobbing yapamazsın. Mobbing derler buna Ozan Bey. Nereye gidiyorsun ya? Benim daha sözüm bitmedi. Ben anlatacaklarımı anlattım. Benim söyleyeceklerim bitti. Ne yapıyorsun? Kapı açılmıyor. Yardım et. Atsana kapıyı. Esra sen kapıyı mı kapattın? Ha, kapattım. Ne var? Seninle eskiden evli olduğumuzu kimse duymasın diye bile bile kapıyı kapattım. İyilik yaptım sana, iyilik. O kapı buradan açılmıyor Esra. Ne? Açılmıyor mu? Açılmıyor. Ha tamam ya, neyse ne, önemli değil. Senin şirketin değil mi sonuçta? Ara birini gelsin, kurtarsınlar bizi. Yok, telefonumu almadım yanıma. Ver telefonunu arayayım Musa'yı. Ben de almadım telefonumu yanına. Ne? Nasıl almadın telefonunu yanına ya? Allah Allah, sen niye almadın? Ben de o yüzden almadım. Ya kafa mı bıraktın insanda? Of! Açılmaz, açılmaz. Ben bunu biliyorum, açılmaz. Kimse de duymaz. Bravo Esra, bravo. Ha, sana bravo. Söylesene kapı kapanınca açılmıyor diye, ben nereden bileyim? Ayrıca ne garip bir şirketmiş burası, kapıyı kapatıyorsun, açılmıyor. Asansörler çalışmıyor, böyle saçma şey mi olur? Sus, sus git. Köşede bir yerde otur. Git. Sanki ben çok meraklıyım senin dibinde durmaya. Bak hala duruyor ya. Ozan. Kaşıyor mu? Esra. Ay üf, tamam be. İşte gergin bir şey olmuşsun sen ha. Bu plazalar var ya, bu hayat sana hiç yaramamış. Bence senin yokluğunu bile illa fark eder. Pınar, Musa. Sus. Sus. Dene dene aç bakayım, ittir bakayım. Pınar, Ozan Bey odasında mı? Yok, bugünkü bütün toplantılarını iptal etti. Apar topar çıktı. Ay tamam, benim de işim vardı. Ben de çıkıyorum o zaman. Okey, ben de birazdan çıkacağım zaten. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın Musa Bey. Gerçekten çok aranan bir kişiymişsin. Şirketin CEO'su ortada yok ama kimsenin umurunda değil. Bana bak, sabrımı zorluyorsun. Çıtın çıkmayacak. Güzel güzel otur orada. Gıcık ya. Gıcık mı? Senin yüzünden düştüğümüz şu hallere bak, sensin gıcık. Ben ne bileyim kapının buradan açılmadığını. Kapıyı kapatırsın açılır. Ne saçma sapan bir kapıymış. Kusura bakma Esra, binayı ben tasarlamadım. Ozan, kaşıma. Bak kaşıma, yara yapacaksın, kızarmış. Ya
Bunları o zambakları burnuma burnuma sokmadan önce düşünecektin. Ha, ne bileyim ben seninle burada kilitli kalacağımızı. Ayrıca krem sürersin geçer demiştim. Hep bir bahanem var değil mi? Hep. Bana bak. Üşüyor musun sen? Yok, iyiyim. İyiymiş. Bilirim ben seni. Donuyorsunuz sen şimdi. İyiyim. Al. Bak bana yaptıklarına rağmen ceketimi veriyorum. Bak gör. Zaten ne kaybediyorsan bu iyiliğimden kaybediyorum. Ay çok mütevazısın gerçekten. İstemem, sağ ol. Al. Esra al. Bak fikrimi değiştirmeden al şunu istersen. Yok, iyiyim ben böyle. Ya olmaz, kısa konuş. Esra, al tamam. Ne yani sen benim gözümü yaşartıyorsun ya. Sen kendinden başkasını düşünür müydün? O ne demek be? Sen bencilsindir Esra, sen kendinden başka kimseyi düşünmezsin. Ozan saçma sapan konuşma. Yapma Esra, Allah aşkına. Şu kadar çıktık, sen o zaman bile kendini düşünürdün. Herkes sana aşık diye, sen okulun en güzel kızısın diye istediğini yaptırırdın. O ne demek be, atma. Kim atıyor acaba? İlkokuldaydık ya. Hatırlasana. O zaman ödevimi yetiştiremiyorum. Sen yapar mısın? Ben mi? Evet, sen. Yapar mısın ödevimi? Hı hı. Benim zavallı çocukluk halim. Gidip uyarabilsem keşke, bu kız sana daha neler yapacak diyebilsem. Ay tamam da sen de şu an biraz abartıp saçmalıyorsun. Ben de senin için bir şeyler yaptım. Allah Allah, neler yaptın acaba? Pasta yaptım. Hatırla. Senin doğum günündü, ben sana pasta yaptım. Hatırladım. Hatırladım. O zaman bile kendi istediğinden yaptın ki ben çikolatalı pasta severim. Pasta meyveliydi. Yapmış mıyım, yapmamış mıyım? Yaptım sonuçta. Ben sana daha bir sürü şey yaptım, neler yaptım ya. Bin tane şey sayarım sana. Ben sana hiç aşık olmadım dediğin adama. Gerçekten. Neden yapıyordun bunları? Hani insan... bunu söylediği bir adama bunları yapar mı? Olmadım dememe bu kadar takıldın ki? Herkesin dilinde aşk da aşk, aşk da aşk. Aşk ne ki? Aşık olsaydın bilirdin. İnsanın aşık olup bunu anlamamasına imkan yoktur. Aşıksan canın yanar. Onu hep yanında istersin. Hayat onunla güzeldir. Her şey onunla anlamlıdır. Ama o yokken... bütün dünyaya da sahip olsan hiçbir önemi yoktur. Eğer böyle bir şeyse aşk, insanın canını yakıyorsa, insan neden aşık olmak ister ki? Çünkü aşık olmak insanın elinde değildir.
Ne yapıyorsunuz burada? Ya kalpler deli gibi pişman, ateşle barut gibi tehlikeli. Kaçsa da yakalıyor aşk, kalırım aşk mantık intikam arasında. Ayrılık olunca aşklar bitmez, anılar öyle kolay silinmez. Her zaman hayat ikinci şansı vermez. Yaz bunu bir yere, aşkım imkansızım, bu aşk bitemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.